Evet değerli Köy TV izleyenleri, Sümer Tarım'ın sunduğu Bursa Tarım Fuarı tümümüzle devam ediyor. Şu anda fuarımıza Ankara'dan katılan Çaparat tarım makinesindeyiz ve yanımızda firmanın genel müdürü, teknik müdürümüz de ayrıca Alper Şenberber var. Çaparat firmasını daha önce de fuarlarda olsun birçok kez yayını aldık ama gerçekten bu sene her sene üstüne koya koya giden genç mühendis kardeşim Alper. Öncelikle Alper hoş geldin. Makineleri birazdan tanıyacağız ama evet. her geçen sene makinenin üstüne koya koya geçtiniz. Hem profesyonel bu sene farklı şeyler de var. Ama öncelikle şu Çaparat'ı dünden bugüne yine tanıyalım, seni de tanıyalım. Sonra ürünlere geçelim kardeşim. Öncelikle hoş geldiniz. Zaten hoş geldiniz. Yıllardır birbirimize aşinayız evet. Sürekli. Evet. Ürünü tanıtmak gerekirse zaten 2017'den beri aktif olarak piyasadayız. Piyasanın değişken koşullarını her daim göz önüne aldığımız için ürünün de tabii ki müşteri tarafından beklentisi her gün artıyor. Buna karşılık vermek için de her daim Ar-Ge'mizi yapıyoruz, ürün geliştirmemizi yapıyoruz. Ve hemen hemen her fuarda yeniliklerle modifiye edilmiş ürünlerimizi insanların huzuruna çıkartıyoruz. Bakıldığı zaman bu tarz ürünler gerçekten çiftçinin eli ayağı oldu. Hatta elemanı oldu diyebiliriz. Çünkü birçok insanın yapacağı işi tek makineyle yapabiliyoruz. Günde belki 10 kişi, 10 tane işçinin yapacağı ürünü çapayı yapıyor. Bunun gibi özellikleri var. Biraz bunları detaylandırabilir miyiz Alper Bey? Nedir? Şimdi maalesef artık çapa olarak bir iş gücü tarım sektöründe azaldı ve gerçekten insan istihdam etme konusunda çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bundan dolayı zaten ürünümüz ortalama 10 kişinin yaptığı işi yaptığından dolayı bir kişi bile, yani bir de çapa işi biraz zorlayıcı bir iştir. Yağmur yağacaktır iki gün sonra, o işin anında yapılması gerekir. Tabii bir kişiyle anlaşırsınız, gelmez vesaire gibi durumlar olduğunda iş kalıyor bahçede. Bir işin kalmaması lazım. Hem makinenin arıza yapmaması lazım bu süreç içinde. Bıçak kırılmayacak, gövde bozulmayacak. Ben bu işi gidiyorum, yapacağım ve geleceğim. Evet. Mantık bunun karşılığı olunca bizim yaptığımız ürün kendini gösteriyor bu kulvarda. Bu iki çeşit. Bir profesyonel olan modelimiz var. Bu profesyonel modelimiz, bir de süper profesyonel olan modelimiz var. Tamam. Dışarıdan aynı gibi gözüküyor. Bu modelimizin şase yapısı daha güçlendirilmiş yapıda. Rulman yatakları güçlü. Gövde olarak CNC'de, lazerde kesim yapılarak dökümle kaynatılıyor. Çok büyük alanda, 25-30 dönüm gibi bir alanda kullanılıyor bu ürünümüz. Profesyonel olan modelimizde 15 dönüm kadar alanda kullanılıyor. Ortalama 4 sene, 5 sene bir arıza yapmasın, herhangi bir rektifiye istemesin diye biz buna biçtiğimiz ömürün karşılığı olarak 25 dönüm, 30 dönüm gibi bir yerdeki ağaç sayısını hesaplayarak bir çalışma saati ömrü belirliyoruz. Ama şunu diyebiliriz değil mi? Yani bunu 1 dönümü, 2 dönümü, 500 metre hobiciler de bunu alabilir değil mi efendim? Tabii, şimdi hobicilerin en büyük avantajı şu oluyor. Bir bahçeye gidiyorsunuz, keyif için gidiyoruz. Bir hafta sonumuz var. Genelde çalışan kitlemiz bizim hobiye yönelik iş yapıyor. Pazar günümüz var. Pazar günü çapa mı yapılacak, bahçeyle mi uğraşılacak, birazcık şöyle ayak uzatılıp da dinlenilecek mi? Öyle olunca çapa makinesiyle hızlı olarak işi hallediyorsunuz. Yarım saatte bitirir tabii haliyle değil mi? Sonra çayınızı, kahvenizi içerek keyfinizi çıkartıyorsunuz. Çok güzel. Peki profesyonelden biraz bahsedelim. Bir günde bunu işçisine verdi vatandaş. Ne kadar bir araziyi çapalar bu? Şimdi ortalama günlük 300-350 adet ağaç altını çapalayabiliyorlar. Daha küçük bir fidan olursa bir fidanın altı küçük 1-2 yaşında, 3 yaşında gibi bir dakikada bir fidanın altını çapalayıp çıkabiliyorlar. Peki bu fidan şeyi konuşalım, atıyorum pancardı, patatesli, mısırdı, bunları da biliyorsunuz çapa yapılıyor tabii, haliyle. Tabii. Bazı yerlerde traktörle yapılıyor, bazı yerlerde elle yapılıyor. Fasulye de özellikle, fısırık fasulye de mecburen elle yapılıyor. Evet. Bu bölgede de çok meşhur bu. Kuru fasulye olayını diyoruz. Tabii. Bunlardaki şey nedir? Kaç dönüm mesela o tarzda domatesteydi, işte biberdeydi. Bunlardan ne kadar olur? Mesela bu ürün, biliyorsunuz buranın domates ve biber şeyi, Karacabey domates fabrikası diyelim. Şöyle açıklayayım olayı. Bu yürüme hızında çapa yapabiliyor. Ortalama yürüme hızı da saatte 3,5 kilometre, 4 kilometre civarındadır. Yani bir saatte ortalama 3 kilometre bir arayı yürüyebiliyorsunuz. Narin bitkiler için mesela aromatik bitkilerimiz var, tıbbi olarak üretilen bitkilerimiz var, var tütün var, tabii diğer şeyler var. Onlar için bu ürünün üstünü kapatabiliyoruz, bir kapağımız var. Çok güzel. Bu ürünü kapattığımızda hem bıçaklar narin bitkilere değmiyor,
hem de bir çapalama işlemi yaparken bitkinin üstüne işlenen toprağı atmıyor. Peki bunu alan vatandaş, yani 4 sene hiç bakımı falan yok mu bunda? Sadece bir gres yağ basılıyor. Zincirin yağlanması için yılda bir kere, başka bir bakıma gerek yok. Çok güzel. O zaman da satış sonrasında çok bir iş yok yani, değil mi? Biz sattıktan sonra sattığımız müşteriyi unuturuz. Biz tanımıyoruz dermişiz ama işi yaparız, satarız ürünü ve arkasından benim komşum istiyor diye ararlar. Çok güzel. Peki buradan neler söylersiniz Alper Bey? Türk çiftçisiniz, mesajınız nedir buradan efendim? Öncelikle herkes işine gönül vermeli. Gönül verdikten sonra ne iş yaparsanız yapın, her daim iyiye ulaşacaksınızdır. Biz de işimizi gönül vererek yaptık. Tüm çiftçilerimiz de emek veriyorlar. İnşallah emekleri boşa çıkmaz. Her daim gönüllerinden geçen karşılığı alırlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bütün fuar katılanlarına da hayırlı işler diliyorum. Alper Bey çok teşekkür ederim efendim. Kolay gelsin, başarılar. Gerçekten genç mühendis olarak bunları başarman beni gururlandırıyor. Şu yıllardan beri de seni tanıyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet değerli Köy TV izleyenleri, Çaparat Tarım Makinelerinden Alper Şenberber Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sümer Tarım'ın sunduğu Bursa Tarım Fuarı farklı bir standta devam edecek efendim.